Bölüm 1. Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olmuş olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Yahya'nın doğumu önceden bildiriliyor. Yahudiye kralı Herodes zamanında Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun'un soyundan olan karısının adı ise Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin tüm buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. Her ikisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneğine göre Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında dikilip Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek ona, "Korkma Zekeriya," dedi. "Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Ve sen onun adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecekler. O Rabbin gözünde büyük olacaktır. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacaktır. İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları olan Rabbe döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına, söz dinlemeyenleri de doğru kişilerin anlayışına döndürmek ve Rab için hazırlanmış bir halkı yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir." Zekeriya meleğe, "Bundan nasıl emin olabilirim?" dedi. "Çünkü ben yaşlandım. Karımın da yaşı ilerledi." Melek ona şöyle karşılık verdi. "Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın." Bu sırada Zekeriya'yı bekleyen halk onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyordu. Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay evine kapandı. "Bunu benim için yapan Rab'dir," dedi. "Bugünlerde benimle ilgilenerek insanlar arasındaki utancımı kaldırdı." İsa'nın doğumu önceden bildiriliyor. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de Nasıra denilen kente, Davud'un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, selam, Rab seninledir," dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın.
adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine en yüce olanın oğlu denilecek. Rab Tanrı ona atası Davud'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi. Melek ona şöyle cevap verdi: "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. En yüce olanın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrıoğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabeth'te yaşlılığında bir oğlana gebe kalmıştır. Kısır bilinen bu kadın 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." "Ben Rabbin kuluyum," dedi Meryem. "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Meryem Elizabeth'i ziyaret ediyor. O günlerde Meryem kalkıp aceleyle dağlık bölgeye, Yahuda oymağının bir kentine gitti. Zekeriya'nın evine girerek Elizabeth'i selamladı. Elizabeth, Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi: "Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Senin rahminin ürünü de kutsanmıştır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamının sesi kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecektir." Meryem de şöyle dedi: "Canım Rabbi ulular, ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder. Eliyle güçlü işler yaptı. Kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti." Meryem 3 ay kadar Elizabeth'in yanında kaldı. Sonra kendi evine döndü. Yahya peygamberin doğumu. Elizabeth'in doğum yapacağı vakit geldi ve bir oğlan doğurdu. Komşularıyla akrabaları Rabbin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. 8. gün çocuğun sünneti için geldiler. Ona babasının adına göre Zekeriya adını koyacaklardı. Ama annesi, "Hayır, adı Yahya olacak," dedi. Ona, "Akrabaların arasında bu adı taşıyan hiç kimse yok ki," dediler. Bunun üzerine babasına işaretler yaparak çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Onlardan bir yazı levhası isteyen Zekeriya, "Adı Yahya'dır," diye yazdı. Herkes şaşa kaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü, Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor, "Bu çocuk acaba ne olacak?" diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi. Zekeriya'nın şükran ilahisi. Çocuğun babası Zekeriya kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu: "İsrail'in Tanrısı olan Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi
kulu Davud'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal anlaşmasını anmış oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair atamız İbrahim'e ant etmişti. Sen de ey çocuk, en yüce olanın peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görüneceği güne dek çöllerde yaşadı.